Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da Syndra oynayacağım. Syndra üzerine bir oyun olacak. Oyunu izlerken keyif alırsınız. Burada Doran Yüzüğü başlangıcı aslına bakarsanız hiç fena olmaz. Onunla bir başlayalım. Koridorumuza bu şekilde ilerleyelim. Bu maçı çabuk kazanabiliriz. Ama tabii ki Ahri hareketli bir karakter olduğu için özellikle 6 levelden sonra bizi zorlayacaktır. Ama şöyle bir güzelliğimiz var. Syndra'nın ultisi bir yetenek kiti gerektirmiyor. Direkt rakibe tıklıyorsunuz. Rakibi ultinizi sallıyorsunuz. Hani Ahri istediği kadar ultisini alsın. O arada eritebiliriz. Tek yapmam gereken şey Q'lerimi güzel bir şekilde kombolayabilmek. Daha fazla hasar çıkartmak rakibime. Ben Anarın olarak Ahri tercihinde bulundum. Otomatik vuruşlarımla da rakibimi rahatsız etmek istiyorum koridor aşamasında. Bizim için daha iyi olacaktır. Sizler de Syndra'yı Ahri tercihinde bulunabilirsiniz. Yine ürünlerin tamamını da açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından da tamamına erişebilirsiniz. Bakalım, takım kompumuz fena değil. Rakibe göre üstün olmamız gereken bir komp var. Rakipte de 3 tane tutuştur varmış bu arada. Ben Arındır tercihinde bulundum. Nedenini merak eden arkadaşlar için hem bir Ahri'nin öpücüğü var, hem Shaco'nun korkutması var, hem Thresh'in hook'u var. Bunlardan herhangi birine yakalanırsam zaten ben eriyeceğim. Syndra bildiğiniz gibi mobilitesi çok düşük bir karakter. O yüzden de zorlanabiliyoruz bu şampiyonlara karşı. Arındır da bizim bu yüzden ihtiyacımız olan siper. Ops, o minyonu da alsaydık iyiydi. Abi ben Ahri oynuyor olsam o yetenekler tutmaz. Adımın böyle tutacağı tutuyor. O bite çok uzağım ya. Yakalarsak keseriz orada Shaco'yu da. Bu yalnız benim için zarar oldu. Oh, orada büyük kalabalık var. Tamam. Bir tane asist almış olduk. En azından koridorda koridordan uzak kalmamızı bir şekilde telafi ettik. Güzel güzel bot lane'den de skor sesleri geliyor. Şu an Ahri tabi araya bir 10 CS farm farkı koydu bile. Shaco ne yapıyor abi? Ha, Ahri gelmedi diye Ahri'ye kızgın, anladım. Şu an öyle bir şey yapmayacağım. Gidip Shaco'yu kesmeyeceğim. Veya kesmeye çalışmayacağım. Doğru değil çünkü. Ya kazanıyorsak hak ettiğimiz gibi kazanalım. Şu an onu kesmeye çalışmayacağımı anlaması lazım çocuğun. Minyon öldü. Yapabileceğim bir şey yok maalesef. Ama tahmin ettiğim gibi muhtemelen Ahri'ye çok kızdı burada. O minyonu kaçırmayacaktık. Neyse, sıkıntı yok. Vi buraya gelirse bu arada Ahri'yi kesebiliriz. Ama sanıyorum buraya uğramayacak. Bu arada ben ayakkabı tercihi olarak Merkür'ün adımları alacağım. Yine bu kitle kontrolünün bolluğundan dolayı. Tamamdır. Biz de base'imizi atabiliriz. Çok da fazla riske gerek yok. Bir 10 CS farm farkı var. O da kapatılır, kapatılmayacak bir şey değil. Burada 1-0-1'iz. Tabii Shaco'dan aldığımız maalesef bir skor var. İstemeyerek aldığımız. Yapacak bir şey yok. Şu kayıp cilte param yetmiyor. Şuradan iki tane kuvvet kitabı alalım.
Bir tane pink ward alalım. Bu şekilde koridoru ilerleyebiliriz. Hatta pink ward almayacağım. Şako'nun baskın atacağını zannetmiyorum. Çizme alacağım. Karma da yalnız o Fear'ı yemese ulti Q'yu atacak, ondan sonra da evolma sahne getirebileceklerdi belki de. Shaco şu an kendisini çok geri düşürüyor. Bizim jungle'ın yapması gereken şey Shaco'nun jungle'ına girmek olabilir. İyice bir üstünlük yakalar. Shaco erken seviyelerde hiçbir şey toplayamazsa late game'de zaten hiçbir şey yapabilecek bir karakter değil. Güzel güzel. Can barını yaraladık bu çocuğun. Jakobi sal artık ya ama. Yaptığın doğru değil ya. Ya farkında değil. Şu an tamam Ahri'ye kızdı belki de. Üzücü. Vallahi üzücü. Ya Ahri'nin oyunu zedelediğini hani geçtim. Diğer takım arkadaşlarına da yazık ediyor. Ya bu olaylar tabii ki karşımıza gelecekti. Ne zaman geleceğini bilmiyordum. İşin enteresan yanı daha yeni yeni denk geliyor. Hani öncesinde denk gelmedi. Daha düşük elo'lardayken denk gelir diye düşünüyordum. Şu an aşağı yukarı altın plat elo arası adamlar geliyor. Ve bu elo arasında gelmesi ayrı bir enteresan. Yani bazen bazı arkadaşlar diyor abi düşük elo'da çıkıyorsun. Adam AFK kalıyor. Trollüyor. Bu nasıl iş? Hani her arada oluyor görüyorsunuz. Her arada istisnasız. O yüzden pek bir farkı yok yani benim için. Düşük elo, yüksek elo aynı muhabbetler dönüyor yani. Bizim serverda böyle. Gönül ister ki Vest'e çekeyim videoların hepsini. Böyle karşılaşmalar daha şey geçsin ama pingimiz şuna anca elverişli. Daha fazlasına gitmiyor yani. Bu arada bizim Caitlyn 0-2 oldu ki Caitlyn Karma erken oyunun üstün pikleri. Onlar bile çok kötü durumdalar. Kamyon minyonu kaçırıyorum ya çıldırıyorum. İyi, Ahri ile aramızdaki farm farkını kapatmayı başardık. Bu iyi haber. Bu arada benim Q'lar çok can yakmaya başladı. Hele bir Ludenim gelsin, ondan sonra Ahri beni tanıyamayacak. Shaco tekrardan mid'e damladı. Adam rahat durmuyor ya. Vallahi rahat durmuyor. Allah'tan nickleri açmışım. Adamın nicki de Shaco ya. Ne bileyim. Üzücü. Bot lane'e bir rotasyon yapmak istiyorum. Halihazırda zaten Ahri base'e gitti. Şu an benim ultim var. Aynı zamanda arındırım da var. Burada bir durum olursa arındıra yapışırız. Rahatça istediğimizi alırız. Hadi çocuklar. Oho. Şimdi ben ikinci olarak E yeteneğimi veriyorum. Shaco bu arada buraya geliyor. Kaçacak oradan. Okey. Bizim bot lane 2 ve 2 kaybedip duruyor ya. Allah'tan tapımız üstün.
Yalnız Ahri'nin Q'lar da fena yani. Şu an bu arada bir inflank değneği alacak kadar para çıkarttım da biz bu Vayne'i ne yapacağız abi? 2-0 olmuş bu çocuk. Büyük halkanı varmış. Okey. İyi takas. Base'imi atabilirim. Ahri de burada base'e gitmek zorunda. En fazla koridorda durur. Minyon dalgası itmeye çalışır. Daha fazlasını yapamaz. Vay bence tek başına o direği çıkartabilir. Benim şu an alabileceğim bir büyü direnci eşyası var aslında. Birazcık bekleyelim. Onu alalım. Ayakkabımızı zaten dediğim gibi Merkür'e çevireceğiz ya. Bizim için iyi olacaktır. Şimdi bir de Infernal geldi. Benim yetenek gücüm bir tık daha arttı. Güzel. Helal sinir Elyacım. Güzel. Bizim botun arkasında totem yok. Tamam, Şako baskın atmıyor da. Kamyon minyonu kaybetmemize neden oldu ya. Koridorları deli gibi itiyorlar. İyi Şako benim pink ward'ımı ellemedi. İyi alamet istiyormuş bizimkiler de. Yalnız var ya bunu çaldırırsak çok komik olur ya. Cidden çok komik olurdu. İyi bari. Ahriye farm farkı attık. Şu an eşya üstünlüğümüz de var. Baya güzel. Caitlyn ile Vayne arasındaki minyon farkına bakar mısınız ya? Sen Caitlyn'sin abi, Caitlyn ya. Range'i en fazla olan nişancısın yani bu oyundaki. Ve Vayne en kısalardan. Sen ona karşı koridoru kaybediyorsun ki yanında Thresh'i var yani. Karma ile birlikte süper güçlüler ama. Hala daha ölüyorlar. Base'e de gidemedi. Şoku birden gelince beni korkutuyor ya. Kestiremiyorum ne yapacağını çocuğun. Ah. Şuna bak ya. Adam 0-4 çıldırıyorum. Şunu gördükçe, şu adamın 0-4 olduğunu gördükçe ve Vayne'e karşı 0-4 olduğunu gördükçe cidden üzülüyorum ya. Nasıl Vayne gibi bir karaktere karşı sen 0-4 oynayabilirsin ki Caitlyn'le? Güzel. Sonda hatasını yaptı. Biz de cezalandırdık. Açık vermesini bekliyordum zaten. Orada EM'ye yakalandığı anda Ahri bitti. Ultisini kullanmaya bile çalışamayacaktı. Ki kullansaydı dahi yine ölecekti. Şöyle hemen arkadaşın kulesine de vurmaya başlayalım. Bir iki vuralım. Ondan sonra biz de base'imizi atalım. Güzel.
Hemen Beyazıt koridora geri geleceğim. Rudenimi tamamladım, artık parası çıktı. Belki Merkür'ün parası da çıkar. Tam olarak yetecek mi bilmiyorum. İyi yetiyor. Merkür'ü de alıyoruz. Base'imi bozacak sandım şaka da gözüm bir yandan ondaydı. Şimdi bu arada çok güçlenmiş bir Vayne var. Ama Thresh sadece disengage şampiyonu. Yani en fazla Vayne tutacaktır. Benim burada yapmam gereken şey Vayne'e ultimi atmak. Sadece ultimi atsam bile Vayne'in yarı canını alırım. Hiçbir şey yapmadan. Benim için yeterli. 0-5. Sanıyorum bizim Caitlyn de bilerek besliyor. Yani amacı o. Devam abi. Mitki'yi de çıkartalım. Güzel. Buradan iki skor aldık. Bir de Mitki'yi açtık. Bitsin oyun bottan. Anladım. Sağ olun gençler ya, vallahi. Adamlar elleriyle bize bedava oyun veriyorlar. Bizim botlane kaybetmek istiyor. Yani biz bu bedava oyunu istemiyoruz diyorlar. Ayıp. Neyse şuradan Banshee'mizi alalım. Banshee'yi mecbur alacağım çünkü. Ahri'nin öpücüğü, Thresh'in hook'u, dediğim gibi bu yeteneklerden korunalım. Bir de Ahri'nin çok fazla hasarı var. Hadi burada Riven ve Shaco'yu saymıyorum. Vayne için de aslında bakarsanız bir şeyler düşünmemiz lazımdı da. Anlamadığım şey hala şu. Caitlyn ve Karma ikilisi. Bot lane'de süper über güçlü yani. Bundan daha güçlü bir bot lane ikilisi yok. Buran Lucian'ı falan saymazsak. Ve bu ikili nasıl oluyor da kaybediyor? Caitlyn gidiyor gidiyor ölüyor herhalde. Riven da bota teleport attı. Orada şimdi adamlar skorları çıkartırlarsa sittin seni toparlayamayız. Hayır. Yetmedi hasar. İyi oldu amık. Peki. Ya şu oyun flash'ımı bile kullanmadım. Herhangi bir spell'imi harcamadım. Vayne falan bana doğru geliyor. Ne yapıyor? Ah, bir de jungle'a suç atıyorlar. 2v2'de ölüyorlar. Shaco bir defa bile gelmedi. Üzerine bir de jungle'a suç atıyorlar ya. Kazanması gereken koridor. Ben de Vay olsam bot lane'e vuramam. Niye? Karma Caitlyn var. Bu koridora baskın atmak zor. Bu koridor sürekli koridoru itecek. Tek yapmam gereken şey arkalarında durmak. Üçüncü bir şahıs gelirse onu tutmak. Ama benim gördüğüm kadarıyla bot lane'e hiç üçüncü bir şahıs gelmedi. Adamlar 2-3 kez 2v2 yapıp öldüler yani. Maşallah. Güzel.
Ya Allah'tan sattı Vayne. Bu arada bana çok fazla hasar bıraktı. Yine çok çok fazla bir hasar değil aslında. Yani vurdu da aşırı fazla bir hasar vuramadı. Ahri'yi burada tutarsak iyi olur bu arada. Cidden çok iyi olur. Tapa gitmesin. Mide devam ediyor. Adamlar Taplin'i saldılar mı? İyi. Süper. Bayağı iyi. Bir de Ahri de bedava mid kuleye vuruyor. Keşke salmasaydım. Neyse dert değil. Verirsek bir tane kule vereceğiz en fazla. Şuradan bir tane daha büyü savar pelerin gelsin. Ahri ne alemde 0-1. Bir tane asist alabilmiş. Farmda kafa kafayayız. 4-0-2'yim. Şu an oyunu taşımam lazım. Dediğim gibi Vayne'e bir ulti basmam bile yeterli benim için. Daha fazlasına gerek yok. Mavi güçlendirme. Tamamdır, geliyorum. Bakalım. Ultim var. Buralarda rakibi avlarsak süper olur. Ki avlayabilecek karakterlerle de oynuyoruz. Ve adamlar uğramadılar bile. Rakip takım ne yapıyor şu an? İyi. Yani şu 4v5 oyunda, Shaco'nun olmadığı oyunda bizim zorlanmamamız lazımdı. Ne yaptı Thresh? İyi bari. Allah'tan bot lane'leri her ne kadar güçlü olsa da satabiliyorlarmış. Biz burada inhibitörü de çıkartırız. Yetmedi. Vayne arkada 3'te 3 atmış. Amacım Vayne'e odaklanmakta da Vayne aradan ayıklaya ayıklaya yok etmiş. Burada Riven üzerime gelmeseydi Vayne'in üstüne dönebilirdim. Shaco da saldırdı. Shaco'ya bak. Kesmedik kesmedik. Bizim kafamıza atladı. Şuradan Banshee'yi alalım. Bir tane daha Pink Ward alayım. Takım satıyor, en azından ben satmayayım. Burada Baron'u verdik. Yapacak bir şey yok. Yani şurada hep birlikte inhibitöre vurup çıkmamız lazımdı. Vayne arkadan bir kişiyi çıkarttı herhalde. Irelia da orada düştü. Irelia en azından düşmeseydi Vayne'i tutabilirdi. Bir de o da çok agresif build yapmış. Yani birazcık tanka dönmesi lazımdı. Şurada aslında şu çocuktan sersemletmeyi yedikten sonra ben arındırımı bassaydım belki devamında Q'mu atıp kesebilirdim. Hasarım yetmedi Riven'a. Şu aldığı eşyadan dolayı. Ama çok fazla can kazandırıyor. Bu arada bekleme süremizi de %40 yaptık. Bu iyi oldu. İki kişi top lane'deler. Benim Ejder pitine gitmeme gerek yok. O Ejder bizde. Tamam. Orta koridoru pushlayabiliriz. Botu pushlayabiliriz. Yani hepsi mantıklı şu an. Bot 2 bence şu an daha mantıklı.
Adamlarda baron güçlendirmesi var ve biz ağırlığımızı koyabiliyoruz. İyi. Ardinin Luden'i patlamasın da şey yemeyelim. Banshee'mizi kaybetmeyelim. Toplanın abi şimdi mi de. Ya 5 kişi oynadığımızda çok rahat kazanırız. Çünkü çok güçsüz bir Shaco var. Çok güçsüz bir Riven var. Ahriden'den de yine çok büyük bir güç patlaması beklemiyorum. O yüzden almamız olası yani fight'ı. Rakibi dürtsek bile yeterli ya. Başka bir şeye gerek yok. Ayımız base atıyor. Onu bekleyeceğiz. En güzel olaylardan birisi haritanın her yerinde görüşümüzün olması. Çocuklar iyi totemle oynuyorlar. Hayır. Burada bağlantım gitmiş olamaz. Ölmeyelim abi burada. Of, üzdü. Ah, çok bedava öldüm ya. Bu sinirim bozuyor. Morello'yu rush'layacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Bir tane de pink ward alalım. Mitik 2'yi verdik. Peşinden de muhtemelen benim yüzümden burada inhibitor kulesi vereceğiz. Oldu mu oluyor yani. Bir skor verdiğiniz anda oyun dengesi bozuluyor. Ki bir de adamlarda baron güçlendirmesi vardı. Baronları bitmek bilmiyor adamların ya. Hadi 2 saniyeleri kaldı. Güzel. Şifa da geldi ama orada hayatta tutmaya yetmedi. Thresh skorunu da aldık. Flash da attı mı göremedim Thresh orada. Sanıyorum flash'ını da kullandı. Şuna vursana. Allah Allah. Adam totemi bulmuyor ya önündeki. Allah'tan baronları tam zamanında bitti. Bir Nexus kulesi daha çıkarsalar da sorun daha büyük bir hale gelebilirdi. Şimdi ben şurada top lane'i itmeye gideceğim. Aslında mavi güçlendirme de çıkmış, onu da alabiliriz. Çökmüşler bile. Hayır abi, niye sur veriyoruz ya? Burayı daha fazla zorlamamın lüzumu yok. Phase of Orta Koridoru toplayacağım derken rakip bot lane de bana doğru geliyor. İçin abi işlemiydi. Zaman kazanın. Adamlar buraya kadar yürümüşler yani. Parçayı çıkartabilsem iyi olur. Tamamdır. İyi. Shaco da düştü. Ya Shaco zaten sayılmıyor. Adamlar şu an 2 ve 5 atıyorlar bu arada. Cidden yani Vayne var. Başka kimseleri yok. Vayne ve Thresh. Birileri şu tuzağa bir yakalansa direkt oyunu bitireceğiz bu arada ya. Bir kişi yakalansa direkt oyun bitecek. Çok güzel abi, bitti oyun. Vayne yakalandı ve bu oyun bitti. Ben mid'e gidiyorum. Burayı savunmak zorundayım. Tertemiz oldu.
Şimdi bizde çift alevejleri mi? Of, 3 tane alevejleri var ya. Şu oyunu kaybetmeyelim. Vallahi şu oyunu kaybetmeyelim. Baron Pit'ine Vision lazım. Burada hiç görüşümüz yok. Allah'tan koridor tutabilme konusunda güçlüyüz yani. Takımımız buna müsaade ediyor. Karma'nın tek başına orada ne işi var? Biri açıklasın. Sağ olsun Shaco sattı ama karşında bir tane bizim Pink Ward'umuz almış oldu. Jungle'ları yok. Buraya girmezler. Yani riski almazlar. Tamam Vayne'leri var ama dediğim gibi o riski almazlar. Yoksun. Kontrol totemi alalım. Bir tane üzerime kuvvet kitabı alsam fena olmaz. Hatta ben şuradan kronometre çıkartayım. Zonya rush'layalım. Riskli bir pozisyonda bizi hayatta tutar. Bakalım bu oyunda alırsak yani win gelsin istiyorum. 80-90 puanlara çıkartacak yani bu oyun bizi. Başlayamamışlar barona. Abi, karma çok enteresansın ya. Oo, Vayne burayı yok etmiş, yok etmiş. Ah, adamları buraya çekersem güzel. Yetmedi. Neyse zaman kazandık. Hiç yoktan iyidir. Flash'imden oldum belki ama zaman kazanmak için iyi. Adamlar burada gidip oyun bitirirlerdi. Bitiremediler. What? Surum verdik cidden. Abi inanmıyorum ya. Ayıp. Şu oyunu kaybettiğimize cidden ayıp. Arkadaşlar orta koridorda sahnede bu şekildeydi. Maalesef yapacak bir şey yok. Kaybettik. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.